Merhabalar, Gündem Özel'e hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün alışık olmadığımız farklı bir ortamdan sizlerin karşısındayız. Stüdyodan çıktık, neredeyiz? Galler'deyiz. Değerli bir konuğumuz var, Sayın Meltem Arıkan, yazar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Öncelikle ben ev sahipliğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Sayenizde Büyük Britanya'nın Galler bölgesinde görmüş olduk ve bu röportajı değerli izleyenler bitirdikten sonra da heyecanlıyız aslında. Çünkü bir oyun seyredeceğiz. Nasıl ve ne şekilde bir oyun olduğunu biraz sonra röportajda da konuşmuş olacağız ama benim size sormak istediğim sanata başlamadan önce o kadar aslında üzücü ki bir yazar var yanımda kitapları olan, oyun yazan, yazdığı oyunlar sahnelenen. Burada sanat konuşmak yerine iddianamede adınız geçiyor ve Türkiye'de şu anda hakkınızda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Bunun normalde hukuktaki karşılığı aslında idamdır. Gezi soruşturmasından ve iddianamesinden bahsediyorum. İlk kez Gezi iddianamesi yazılıp sonrasında da kabul edilip sanık olduğunuzu ve hakkınızda müebbet istendiğini gördüğünüzdeki duygunuzu çok merak ediyorum. Sonra biraz daha konuşuruz. Yani bütün bu süreç benim için aslında 5 yıl önce başlamıştı. 5 yıldır da hep aynı şeyi söylüyorum. Absürt bir oyun yazdım. Hayatım yazdığım oyundan daha absürt bir hale geldi. Gerçekten inanması çok zor. Mi minör'den bahsediyorsunuz. Çok üzücü. Evet, Mi Sizin minörden bahsediyorum. yazdığınız, Evet. Mehmet Ali Alabora'nın da yönetmenliğini yaptığı Evet, Pınar'ın da oynadığı. bu oyunu Gezi'nin başlangıcı olarak lanse edildi ve iddianamede bir suçmuş gibi şu anda temel olarak ortaya konuyor. Bu dediğiniz gibi absürt bir durum. Yani çok absürt bir durum. Bu ilk suçlamalar yapıldığında da sevgili Mehmet Ali bu konuyla ilgili bir basın toplantısı da yapıp hatta şey demişti, tiyatroya verdiğiniz bu önem için çok teşekkür ederiz demişti. Hani keşke tiyatro eserleri bu kadar etkili olabilse toplumda, ama böyle bir şey mümkün değil. Hiç olmamış zaten. Olması da mümkün değil. Zaten oyunu kaç kişi seyretti? Evet, oyunumuz değişik bir oyundu. Online olarak dünyanın her yerinden seyredebiliyordunuz. Ama şu çok acıdır ki bu suçlamayı yapanlar çok net oyunu bilmiyorlar. Oyunu seyretmemişler. Sadece işte birkaç buldukları benzerlik var. Onun benzerlikleri de zaten bizim kontrol edebilmemize imkan olmayan benzerlikler. Sundukları benzerliklerden bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kıyafeti. Biz nasıl ona müdahale edebiliriz? Bu mesela çok absürt noktalardan bir tanesi. Ama ben bunu çok konuşmak istemiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü her şey o kadar gerçek dışı ki neresini anlatayım ben size? Hani o oyunu mu anlatayım? Suçlamaları mı anlatayım? Yunuslarla gittiğimiz Mısır gezisinin başımıza bunları açtığını mı anlatayım? O geziye ilk gidişim değildi. Ben sürekli gidiyordum Mısır'a. Yani her şey sanki o zamanmış gibi sunuluyor. Gerçek olan hiçbir şey yok. Ve bu çok acı. En acı olan kısmı da şu. Kendimi, sadece ben de değil, üçümüz adına da bunu söyleyebilirim. Kendimizi savunabileceğimiz bir gerçek yok. Somut bir şeyler olur ve biz savunuruz, ama o kadar gerçek dışı ki o zaman kilitlenip kalıyorsunuz ve bu çaresizlik gerçekten çok üzücü, çok yıpratıcı ve bunun çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çok büyük haksızlık. Hani ben her gece vicdanım çok rahat uyuyorum. Ben Gezi iddianamesine baktım. Yani bu kendi yorumumu söylemek zorundayım. Ben bir suç göremediğim gibi bir suç delili de göremedim. Ya bu daha aslında ilginç. Yani eğer bir yerde bir savcı ağırlaştırılmış müebbet cezası istiyorsa normal şartlarda bunun altı bayağı bir dolu olması gerekir. Tabii Türkiye'deki şu anda en ağır suçla yargılanıyoruz. Ve gerçekten dediğim gibi yani çok büyük haksızlık, çünkü gerçek olan hiçbir şey yok.
hiçbir şey yok. Ve hani insanların nasıl bu kadar acımasız olabildiklerini hala anlamakta zorlanıyorum. 6 yıl sonra şaşırttı mı sizi? Keşke şaşırtsaydı. Keşke şaşırtsaydı. Bir beklenti vardı ister istemez. Vardı çünkü hep gündemdeydi zaten oyun. Bütün bu süreçte gerçekten yaşadıklarımız çok acı ve çok inanılmazdı. Şimdi hani anlatayım ama bunları da çok anlatmak istemiyorum. Çünkü hani ben utanıyorum. Ben çok kötü hissediyorum. O yüzden de keşke şaşırsaydım. Koca iddianame basit şeylerle doldurulmuş. İşte Otpor deniyor arkasında, eğitim vermiş ki benim bildiğim kadarıyla daha önce Otpor'un başındaki kişiyle de röportaj yapıldığında Mehmet Ali Alabora'yı tanımadığını söylemişti. Tekrar söylüyorum, yani hiçbiri gerçek değil. Hiçbirini tanımıyoruz. Hiçbiriyle hiçbir zaman bir ilişkimiz olmadı. Hiç en ufak bir yani ortamda karşılaşmamız bile olmadı. Hiçbir şey yok yani. Yani elle tutulur bir tek bir nokta yok diyorsunuz. Hiç yok. Hiç gerçekle ilişkili hiçbir şey yok. Onun için de hani ben konuşmaktan utanıyorum. Geçelim bu iddianameyi. Neden Gezi'deydiniz mesela? Hani biz o zaten, duyguyu sormak istiyorum. Ben Gezi'de sadece ilk 3 gün vardım. Sonra yoktum. Çünkü oyunumuzla ilgili Yeni Şafak gazetesinin yaptığı yayından sonra biz evden çıkamadık. Hedef göstermeden. Sonra da bu hedef göstermelere başka televizyon kanalları katıldı. Bir belediye başkanımız her hafta oyunumuzla ilgili yayınlar yaptı. Bizi suçlayan yayınlar yaptı. Aynı kanal daha sonra beni din düşmanı olarak gösterdi. Ve bunu şuraya kadar vardırdılar. Bu kadının yüzünü tanıyın, bu bir din düşmanıdır diye. Ben o yüzden ülkeyi terk ettim. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu açık bir şekilde hedef göstermekti. Onun için de biz Gezi'de olamadık. Ama ben şunu biliyorum. Bakın Gezi öncesi Miminör'ün yazarı olarak da Miminör'ü dünyada yapılan ilk ve tek oyundu. Bir benzeri yok Miminör'ün. Neden yok? Çünkü Miminör öncesi o dönemlerde dünyada zaten bambaşka bir değişim vardı. Gençlerin içinde olduğu, tamamen bilgisayara odaklanmış gençlerin, bilgisayar oyunu oynayan gençlerin, hackerların, bir dijital dünyadaki aktivistlerin içinde olduğu, bu Wikileaks'in belgeleri yayınlanmasıyla başlayan yepyeni bir hareket vardı o dönemde. Ve ben o dönemde tamamen onu takip edip onu anlamaya çalışıyordum. Niye onu anlamaya çalışıyordum? Bir yazar olarak yeni neslin hayatı nasıl gördüğü beni çok ilgilendiriyordu. Eski neslin nasıl gördüğünü hem biliyorum hem de dünyanın geldiği nokta ortadaydı. Zaten Türkiye ile ilgili de o dönemde kitaplarım her yerde bulunmuyordu, basında röportajlarım çıkmıyordu. O yüzden de ben 2 sene bilgisayarın içinde yaşadım. Ne oluyor bu yeni nesil, ne söylüyor. Mesela apolitik diyorlardı o nesle. Ben ısrarla diyordum ki hayır, apolitik değil o nesil. Sadece sizler gibi, bizler gibi görmüyorlar. Onların algıları başka türlü. Ve o dönemde dünyanın çeşitli yerlerinde yayınlanmış bir sürü article yazdım ben. Analog dünyadan dijital dünyaya geçiş, gençlerin algısı, sosyolojide dijital dünya. O sırada Türkiye'de hiç kimse bu konularla ne ilgileniyordu ne de bu konuları takip ediyordu. Hiç kimse derken şimdi ayıp ettim tabii ki. Çok çok az belirli sayıdaki insanlar olduğu için hiç kimse diye bir genelleme yaptım, onu düzelteyim. Ve Miminör de zaten o sıradaki gözlemlerimden yola çıkarak yaptığım bir oyundu. Ben oyunu gençlere yapmıştım. Gençlerle de çok eğlendik oyunda.
Nitekim aslında o dönem eğlenildi. Ama Evet. sonrasında size iddianamede bir delil Yani olarak hiç karşınıza inanılır gibi çıkacağını değildi. Ama şöyle beklemezdim. bir şey var. Ayrıca gezi benim beklediğim bir şey de değildi. Yani gezinin bu kadar büyümüş olmasına ben de çok şaşırdım. İnanılmaz bir şeydi. Ve özellikle oradaki insanların apolitik dedikleri gençlerin kendilerini ifade etme biçimleri benim için çok kıymetliydi. Bir liderin olmaması benim için çok kıymetliydi. Herkes kendi duygularını, düşüncelerini açıkça dile getirip insanların birbirini yargılamak yerine anlamayı seçmesi çok kıymetliydi. Gezi diyorsanız benim için gezi bunları ifade ediyordu. Ve keşke o dönemde insanlar birazcık daha dünyada ne oluyor bilselerdi, yeni neslin lider istemediğini, liderleri takip etmediğini, onların tamamen ortak akılla hareket etmek gibi bir dertleri olduğunu anlayabilirlerdi. Onun için de zaten Gezi'nin ne bir lideri var, ne de siz onları öyle organize edebilirsiniz. Edemezsiniz. O kadar insanı o kadar kolaylıkla organize etmek mümkün değil. Böyle bir Türkiye istemiyor muydu o zamanın gençliği Gezi? Valla çok iddialı olur. Ayrıca ben o gençlerin adına Evet. konuşma hakkını da Sadece kendimde yorum olur görmem. belki biraz. Yorum olur. Ama ben şunu biliyorum ki gençler uyum içinde doğayı koruyarak, doğaya zarar vermeden, insanların birbirlerini dil, din, ırk, cinsiyet ayırmadan birbirini anlayarak yaşamalarının mümkün olduğuna inanıyorlardı. Onların bir siyasetçiye bir mesajı var mıydı bilmiyorum. Onu da bilmiyorsun. Bilmiyorum ama ben bu söylediklerimi, talep ettiklerini biliyorum. Talep oydu ama evet bugüne baktığınızda maalesef karşılanmadı. Yalan sarmalında gidiyor ülke şu anda. Çok Valla fazla işin açıkçası günceli takip etmenizi günceli biliyorum. çok takip etmiyorum, etmek de Neden istemiyorum. istemiyorsunuz onu sorayım. Çünkü şu anda burada yeni bir oyun yazdım. O oyunun çalışmaları var. O çok yoğun bir turne dönemimiz geçti. Şimdi önümüzdeki günlerde tekrar yeni bir turnemiz var. Bir ay içinde yeni bir kitabım çıkacak Türkiye'de. Yeni bir roman yazmaya başladım. Sürekli doğada haftalık doğa yürüyüşleri yapıyorum ve huzurumu kaybetmek istemiyorum. Çünkü buradan oraya ahkam kesmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum ve ahkam kesmek olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Çünkü bir şey yapmam mümkün değil. Buradan içinde olmadığım bir şeyde insanları akıl vermekte ben kimim ki? Niye akıl veriyorum? Herkesin aklı var çok şükür. O yüzden de ben daha çok işimi yapmaya, işimi en iyi biçimde yapmaya, bir yazar olarak kendimi geliştirmeye ve öğrenmeye odaklandım. Şimdi işinizi konuşalım. O önemli çünkü gerçekten. Çünkü Türkiye'de mevcut güç o kadar garip ki aslında bizlerin, sizlerin, mesela gazeteciler, bizler derken gazetecilerden bahsediyorum. İşimizi yapmamızı da istemiyorlar. Veya sanatçıların veya yazarların. Mesela bir yazar kitap yazıyor diyelim basmıyorlar. Ya da bir gazeteci işsiz bırakıyorlar. Özgürlüğünü alıyorlar. Yani onların istediği gibi yazar olursanız veya onların istediği gibi gazeteci olursanız veya sanatçı olursanız, tabii sanatçılık kategorisi de farklı. Onların istediği gibi sanatçı olduğunuz zaman mesela herhangi bir sorun yok. Siz kendiniz gibi sanatınızı, mesleğinizi devam ettirmek adına taşındınız. Galler'desiniz şu anda. Burada yeniden bir hayat kurmak ve mesleğinizi icra etmek zor oldu mu o süreç? Yani tabii ki zor. Hiçbir şey göründüğü gibi değil ve bambaşka bir ülkede hele ben buraya geldiğimde 45 yaşındaydım. 45 yaşında sil baştan bir hayat kurmak, diline de çok hakim olmadığınız bir ülkede, işte hele mesleğiniz yazarlıksa çok daha zor ve kabus bir dil. Kelimelerle oynayan Kelimelerle insansınız. oynayan birisi olarak gerçekten çok çok zor. Hiç bunun hafifletmeyeceğim. Ama o süreçte zaten kişisel olarak da benim hayatımda pek çok
ağır ve travmatik süreçler olduğu için gerçekten çok zordu. Zaten bu akşam seyredeceğiniz oyunda o sürecin bir özeti gibi. Şimdi tabii bizi seyreden seyirciler bu oyunu şu anda seyredemeyecekler. Ama söyleyelim, var böyle bir oyun. Mesela biz röportajdan sonra bu akşam ne seyredeceğiz? Bu oyun E-Brain Galce ve Türkçe E-Brain Kargalar. Bir kadının beyninin içinde bir yolculuğa çıkacaksınız. Wow. Bir kadın beyni nasıl çalışıyor, orada olmak nasıl bir duygu? Sounds good. Emin değilim. Onu tadacaksınız. Çünkü provalar sırasında biz bu oyunda şöyle bir şey yapmıştık. Çünkü iki dil ve çok zor bir süreç. Evet, çok. Her şeyi tamamen anlayan bir tek Mehmet Ali vardı. Çünkü onun galcesi de daha iyi öğrenmişti. O anlayabiliyor. Ama bütün ekipte ya bir kısım galce biliyor, ya bir kısım Türkçe biliyor, ya da herkes İngilizce biliyor. Ama çok ilginçti. Oyunun tabii tercüme süreci de çok ilginçti. Ve biz provaları bütün galleri turlayarak yaptık. Çünkü ilk defa yine böyle bir oyun yapılıyor. Dünyada yok. Çok ilginç. Yani iki oyuncu birbirinin ne dediğini anlamıyor. Anlamıyorlar. Hayır. Birisi Türkçe konuşacak. Birisi Türkçe, biri galce konuşacak. Ve göreceksiniz ki inanılmaz bir komünikasyon var aralarında. Peki seyirci kitlesi Türk, İngiliz, Türk, herkes. Herkes geliyor. Çünkü İngiliz izleyiciler için de böyle bir kitap tasarladık. İki dili de bilmiyorlar. İki dili de bilmiyorsanız bakın burada galce, burada Türkçe, burada da İngilizce var. Ve İngilizcesi şuralarda daha net. Normal kitap gibi değil. Kimisi büyüyor, kimisi küçülüyor. Çok oyunda dikkat çekici. Orada da görebileceğiniz bazı şeyleri burada çok kolay takip edebiliyorsunuz. Sahneye yansıtılacak yazılar da olacak o zaman anladığım kadarıyla. Sahneye evet yazılar da yansıtılıyor. Şöyle bir şey var. Şimdi bütün buraya bizim geliş sürecimiz yaşadıklarımızdan sonra 2-3 sene önce bir Nisan sonunda ben Makedonya'da evlendim. Mayıs sonunda eşime beyin kanseri teşhisi kondu ve kurtuluşu yoktu. O süreçte hatta Türkiye'ye gidip geldim. Tedavi sürecinde. Ama sonra tekrar işte yeni suçlamalar olduğu için de ben eşimin cenazesine bile katılamadım. Sonra çok ağırdı. Tahmin edebiliyorum. Elbette ki anlayamayız birebir ama. Evet. Zor. Yani onu anlamak çok zor. O süreçten sonra da gerçekten hani deliremedim ama delirmenin eşiğinde çok dolaştım. Ve şu bir şey yaptım. Otomatikli oldu ya da. Sanırım 3 ay günde 6 saat ormanda yürüdüm. Hiç konuşmadan, hiç kimseyle iletişim kurmadan sadece yürüdüm. Evimize çok yakın, çok büyük bir orman vardı. Daha çok orada yürüdüm. Ama onun kalanında da Kuzey Galler'de yürüdüm. Dağlarda yürüdüm. Sadece yürüdüm. Ve o sırada da biz yine Galce, Türkçe bir oyun yapmak üzere çalışıyorduk zaten. İşte daha hikayemizi de anlatan. Bir gün Mehmet Ali dedi ki, oyunu yapmak istemiyorum ben dedi. Ben senin şu anda beyninde ne oluyor onu yapmak istiyorum. Wow. Nasıl Mehmet Ali? Yani ben görüyorum dedi, sen değişiyorsun. Ama ne oluyor bu yürüyüşte? Yani nedir? Çok mu zor Meltem? Bunu yapabilir misin dedi. Ne istiyorsun dedim. Gerçekten tüm açıklığınla yazabilir misin? Kafan nasıl işliyor senin dedi. Ben emin misin? Sizin beyninizin içini istedi aslında. Evet, bunu açığa çıkarıp bunu sahneye yansıtabilir misin? O da hiç kolay değildi. Ama olmuş. Evet. Evet. Olmuş. Biraz zor. Ben de izleyeceğim gerçi ama. Yaptık. Yani o acılardan aslında zorluklardan bir yazar olmanızın avantajı şöyle çevirmişsiniz. Tabii kelimelerle oynamak, buna hakimiyet, bütün onları alıp o süreç
oyuna yansıtmışsınız. Peki bizim seyredeceğimiz bir kadından bahsettiniz. Sizi mi biz bulacağız? Tabii bayağı. Ben her oyunda şöyle hissediyorum. Ay çok fena, yine çırılçıplak duruyorum sahnede ve herkes bir taraflarıma bakıyor. Hatta sizsiniz o çünkü. Bayağı benim. Çok ilginç. Çok kolay bir şey değil. Hala da seyrederken de garip değil. Garip değil mi? Şöyle bir şey olmuştu. YouTube'da olduğu için bunu çok rahat söyleyebilirim. Turne yaparken çok şeker bir galli hemşire geldi oyunu okuma provamıza ve dinledi bütün hikayeyi. Sonra gittim Mehmet Ali'ye. Yazık bu kadına dedim. Biz böyle, niye dedik? Çünkü dedi bu kadın vajinasını açmış. Herkes gelip bakıyor dedi. Herkese gösteriyor. Bu çok cesur bir şey. Arada dinlenmesi lazım. Bak ben hemşireyim. Biz doğumdan sonra bile dinlendiririz kadınları. Bu kadın her gün doğuruyor. Yazık, buna biraz ara verin dedi. Ama bu benim çok hoşuma gitmişti. O kadar içten ve o kadar doğru anlamış ki aslında. Tabii aslında o an o... %100 anlamış, hissetmiş yani, evet. İzlemiş, hissetmiş. Ve çok ilginç, şimdi oyuna sadece Galce bilenler de geldi, sadece Türkçe bilenler de geldi. İkisini de anlamayıp kitaptan takip eden İngilizler de geldi. Bu oyun birazcık seversin ya da nefret edersin ayarında. Çok ortası zor. Nefret eden oluyor mu? Oldum. Oldum. Mesela bir kişi dedi ki bu eğer tiyatroysa ben bir daha hayatta tiyatroya gitmem dedi. Başka bir seyircimiz ay bu bir kabir azabı gibiydi dedi. Ama bunlar çok minimal. Çoğunlukla çok etkilendi insanlar. Farklı etkileniyor. Mesela Türkler, tabii özellikle Türk kadınlar çok fazla şey buldular kendilerinden. Buraya geliş süreçleri, adapte olamamaları, olmaları. Onlar daha çok hep şöyle dediler. Çok cesursunuz, bizim kendimize bile itiraf edemediğimiz şeyleri burada söylüyorsunuz dediler. Galliler, onlar da tabii yıllardır İngiliz baskısında yaşamış olmak ve onların da kendi aidiyetleriyle ilgili içlerinde sorun olduğu için bir Türk'ün kendini Galli hissetmesi ve buradaki toprakları annem diye tanımlaması çok etkiledi onları. Çok enteresan, çünkü siz kendinizi Galler'de gerçek evinizde gibi hissediyorsunuz. Evet, gerçek. O yüzden de Galler'de bir şey geldim. Var diyorsunuz. O yüzden İlk Galler. Geldiğimden beri çok anlatması çok zor. Bir bağım var zaten oyunda. Onu soruyor. Niye böyle bir bağım var? Ama ben bu oyunu yazma sürecinde çünkü bu benim için hep bir sorundu. Ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. Biz bir trafik kazası geçirdik ben 5 yaşındayken. İşte sonra annemi kaybettim. Babam hastanedeydi. 5-6 aylık bir kardeşim vardı. Biraz yalnız bir çocuktum o süreçte. Annemin bana benzediğini söylüyorlar ama ben çok hatırlamıyorum. Ve ailemizde de tek sarışın yeşil gözlü bendim. Şimdi bunları hep bu oyunu yazarken daha çok anladım. Okulumuzda tek sarışındım. Ve bana hep sarı keçi, sarı pipi, çamaşır ipi diyorlardı. Hiç kendime benzer birilerini bulamadığım için. Burada buldunuz. O dönemlerden itibaren bir ait olamama sorunu vardı zaten. Şekilden başlamış aslında. Evet, işte dış annemin olmaması. Başlamış. O dönemde çok fazla sorularım vardı. Kimse cevap vermiyordu. Ben okuma yazmayı çok küçük yaşta öğrendim. Çok erken kitap okumaya başladım. O beni arkadaşlarımla birbirimizden koparan bir süreçti. Onların ilgi alanları ve benim ilgi alanlarım çok başkaydı. Hatta bir dönem uzaylıların beni unuttuğunu düşündüm. Gelip alsınlar diye. Evet, öyle uyudum cam açık falan. Öyle hastalandım sonra. Yani hep benim için bir aidiyet problemi vardı. Daha sonra İş hayatına başladığımda tam da bu Rusların Türkiye'ye geldiği dönemdi. İş hayatında çok fazla seyahat ediyordum.
En az 4 kere odam basıldı. Rus zannedip insanlar beni pazarlamaya kalktılar. Gümrüklerde öyle çok gerçekten hafızaların alınmayacağı hikayeler yaşadım. Çok enteresan. İşte sonra yazar oldum. Ardından kitabım yasaklandı. Hep bir problemimiz var, bilemiyorum. Hiç işler yolunda, yani şey anlamında söylüyorum. Yani işler yolunda gitmiş ki bugün burada insanlara oyunlar sahneliyorsunuz, kitaplarınız okunuyor ama İşler yolunda kolay gitmemiş. Hiç gitmedi. Problemli. Ve hep böyle şeydi. Niye böyle? Sonra bu 15 sene önce bir İngilizce kursu için ben Galler'e geldim. Onu da çok tesadüfen buldum. Hatta dediler ki yani İngilizce kursu için Galler'e mi gidilir? Çok ısrar ettim ben. Kursta böyle bir şato. Sadece iş hayatında olanlar için özel bir kurs. Böyle bütün eşyalar eski. Çok ilginç bir yer. Şimdi niye bunları anlattım? Ben bir Temmuz ayında geldim. Ben soğuk hiç sevmem. Deniz kenarı severim. Doğru kurs, yerde değilsiniz. Kurs tam böyle Black Mountain'ın dibinde, National Park'ta. Eski eşya kokusundan fenalaşırım. İşte her şey eski. Ki İngiltere'de yaşayanlar bunu daha iyi hissederler. Burada genelde her şey eskidir. Eski, ve o evet. Kokar. Eski eşya. Ve ben ilk gece orada uyudum. Ertesi sabah ağlayarak uyandım. Çünkü ben buraya aydım diye hissettim. Vay be. Her şeye rağmen. Evet, yani her şey yanlışken. Ondan sonra da Galler gerçekten bir saplantı haline geldi. 2-3 kere daha geldim. Sonra da İlk geldiğimde oğlum 9 yaşındaydı. Benim oğlum burada üniversite okuyacak dedim. Oğlum gerçekten de burada başladı üniversiteye. Bu yaşananlardan sonra bir zorunluluk da oldu ama aslında doğru yere gelmiş oldunuz. Evet, olmasaydı da bir şekilde, ileride evet. Bir süreçte burada yaşamayı istiyordum. Ama böyle bir tuhaf bir ilişkim vardı. Hiç açıklamakta çok zorlandım. Mesela buraya geldikten sonra da çok şaşırıyordu Galli dostlarımız. Mesela bana çok eski şarkılar dinletin Galce. Gerçekten çok eski şarkılarda benim tüylerim diken diken oluyor ve çok ağlamaya ilginç. Başlıyorum çok şimdi ilginç. Bunu. Bu herkese olacak bir şey değil. Evet. Bunu anlatamazsınız yani neden olduğunu. Çok zor. Niye oluyor böyle bir şey? Niye bu hissi alıyorsun? En sonunda DNA testi yaptırdım. Ya ne çıktınız? Kelt DNA'larım var. Varmış yani. Var, var. Ama hani bu açıklıyor mu? Bilmiyorum. Ama burada yani. Evet, burada olmak evet, burada kendimi gerçekten güvende ve evimde hissediyorum. Bir kitap düştü yere biz konuşurken. Nasıl düştü evet. Acaba? Bu nedir bu düşen kitap? Bu kitap da sizin kitabınız. Evet, tiyatro oyunundan önce yazdım. Yine o çok sancılı dönemin sonunda çıkmış romanım. Tek Bildikleri Aşk'tı. Kaç yılında yazdınız? Geçen o yani yeni, yeni Ocak'ta çıktı. En son romanınız bu. En son romanım. Türkiye'de basılıyor mu? Türkiye'de basılıyor. Sağ olsun Eksik Parça Yayınları basıyor. Neyse, ellerinden bunu, geldiği kadar dağıtmaya da çalışıyorlar. Ne garip, bunu sormam bile bir garip. Yani fakat bir her yerde bulunmuyor. Ki? Bazı kitap evleri satmıyormuş okurlarımın söylediği. O kadın aile yapısını bozan kadın biz kitaplarını satmayız. Tabii o tırnak içinde söylüyorum sakıncalı isimsiniz ya. Evet sanırım. Ya öyle lanse ediyorlar veya korku atmosferi var. Korku atmosferi öyle bir şey. Büyük Britanya'nın farklı yerlerinde de oyun sahneliyorsunuz öyle değil mi? Şimdi bu oyunun ilk Galler'de bir küçük turnesini yaptık. Önümüzdeki hafta 2 gün Londra'da oynayacağız. Hı hı. Şimdiden biletlerimiz bitmiş. Biletleri insanlar nereden bulabilirler? Londra'yı bulamazlar. Mesela Londra bitti şu anda, solda, tükendi. Solda, hiç yok. Hiç yok. Sizi yani. Nereden takip edebilirler? Twitter adresi. Twitter'dan Meltem Arıkan'dan takip edebilirler. Instagram'dan yine Meltem Arıkan Official'dan takip edebilirler. Oradan bilet bilgilerini paylaşıyorsunuz. Bizim bütün yaptığımız oyunlarla ilgili bilgileri bir aveyrproduction.com'dan takip edebilirler. Ama zaten sosyal medyada hani çok rahat bulurlar eğer bizi takip edebilirlerse. Bunu şuradan sordum. Yani olabilir. Mesela çok dedim ya
Röportajdan sonra ilginç bir oyun bizi bekliyor. Heyecan diyeyim, ne göreceğiz bilmiyorum. Bir kadının zihnine yolculuk edeceğiz, duygularına. Türkiye'den bu yayını seyreden seyircilerimiz, insanlar merak edip de bir uçak bileti alıp, var söyle bir imkanları. Cambridge'e gelebilirler. Haftaya cumartesi de Cambridge'deyiz. Duyduğumuza göre orası da sold out olmak üzereymiş. Ondan sonra yalnız Haziran'da, yaz için çünkü. Haziran'da bu sefer Haziran'ın 5'inde başlıyoruz. Galler'in en kuzey bölgesinden başlıyoruz. 3 hafta yine bütün Galler'i oyunumuzla gezeceğiz. Ondan sonrasında da inşallah bir Avrupa turu düşünüyoruz. Peki. Röportajı bitirirken bir yani mesajınızı almak isterim. Şöyle garip dönemlerden geçiyoruz. Yani bütün işte dünya çok garip bir dönemden. Dünya da garip. Yani ülkemizde de bir şeyler oluyor. Yani işte diyorum ya, bir oyun yazıyorsunuz, sahneleniyor. Bundan ağırlaştırılmış müebbet istiyorsunuz. Farklı mağduriyetler var. Siz gazeteciler, yani biz de aslında benzer olarak mağduriyetler yaşıyoruz. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. Birileri senin işini yapmanı engelliyor diye de hayat bitmiyor. Koşturmaca, üretim devam ediyor. Bu anlamda genel bir mesaj verir misiniz? Öyle kapatalım. Yani hayat şöyle tecrübenizden bir şey de söyleyebilirim. Ben bir tek gerçekten bütün yaşadıklarımdan iki şey öğrendim. Birincisinin insanı en iyi tedavi eden şeyin doğa olduğunu öğrendim. İkincisi de gerçekten en büyük başkaldırı kahkaha atabilmek. Oo, güzel bir sözle bitirmiş olduk. En büyük başkaldırı kahkaha atabilmek. Çünkü siz kahkaha attığınızda onun etkisi hem sevenlerinizde oluyor, destek bulanlarda, hem belki de nefret edenlerinizde de ciddi bir etkisi oluyor. Çünkü siz gülmeye devam ediyorsunuz. Dimdik ayakta bir şekilde. Yani kahkaha atmak sağlığa çok faydalı. Peki. O zaman gülelim. Böyle bitirmiş olalım. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Meltem Arıkan'ın aslında konuğu biz olduk. Hem kendisini Moonstar TV'ye konuk ettik. Hem de kapısını açtı bize. Burada sahneyi açtı bir anlamda. Bu röportajın off düğmesine bastıktan sonra da çok az vaktimiz kaldı. Oyunu seyredeceğiz. Biz de evimize dönüp bu röportajı Moonstar TV seyircileri için hazırlamış olacağız. Ben Turan Görürülmez. Hoşçakalın.